Sandıktaki Hikayeler. Hazırlayan Seher Meriç. Seslendiren Nüvit Candaner. Allah'ın huzurunda. Merhabalar, saygıdeğer hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar. Sandıktaki Hikayeler programımıza hoş geldiniz. Büyük Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'a Kanuni lakabının hak ve adalet konusundaki titizliği dolayısıyla verildiği malumdur. Bu büyük hükümdarın ölümüne bağlı olarak yerine getirilmesini istediği bir vasiyeti vardı. Bu vasiyet, içinde ne olduğunu kendisinden başka kimsenin bilmediği bir karış büyüklüğünde küçük bir sandığın ölümü halinde mezarda yanına konmasıydı. Hayatı seferlerde geçen, seferdeyken ölen Kanuni, İstanbul'a getirilince derhal defin işlemlerine başlandı. Bu vasiyet de hatırlandı. Sandık meydana çıkarıldı ve hazır tutuldu. Büyük hükümdarın cenaze töreninde şüphesiz sadrazamından Şeyhülislam'ına bütün devletliler mevcuttu. Dönemin en büyük din bilgini ve Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'ye Kanuni'nin anıldığı şekilde bir vasiyeti bulunduğunu fikrini almak bakımından söylendi. Ebu Suud Efendi, "Zinhar böyle bir vasiyeti yerine getirmeyesiz, dini mübine uymaz," dedi. Ebu Suud Efendi bir şey söylüyorsa orada durmak gerekirdi. Konunun en büyük otoritesiydi. Nihayet üzerinde diğer görüşler de alındıktan sonra vasiyetin yerine getirilmemesi kararlaştırıldı. Küçük sandık mezara konulmadı. Ama içinde ne vardı? Dünyanın en büyük hükümdarının mezarına konmasını istediği şey neydi? Herkesi bunun merakı sarmıştı. Bu vasiyet yerine getirilmediğine göre sandık açılmalıydı. Nitekim öyle yapıldı. Kutu ehil bir el tarafından açıldı. Bir de ne görürsün? İçi Kanuni'nin yapacağı işlerin, vereceği kararların dine uygun olup olmadığı hakkında Şeyhülislam'a sorduğu sorulara aldığı cevaplar demek olan fetvalarla doluydu. Kanuni, Allah'ın huzuruna yüzü ak çıkmak, onun rızasına aykırı bir iş yapmadığını belgelemek istiyordu. Devrin en büyük bilgini Ebu Suud Efendi, bu olay karşısında, "Hey büyük sultan, sen Allah katında kendini temize çıkardın, mesuliyeti bize yıktın. Biz nasıl bunun altından kalkacağız bakalım," demekten kendini alamamıştı. Bugünlük de bizden bu kadar. Sandığımızdan çıkan hikayemizi anlatmak bize, dinlemek ve ibret almak hepimize diyelim. Sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir gün dileyerek programımızı tamamlayalım. Bir sonraki programa kadar sağlıcakla kalın. Sandıktaki Hikayeler. Hazırlayan Seher Meriç. Seslendiren Nüvit Candaner.